Üç gündür açılmıyor mu bu kapı? Efendim, kesin talimatı var Burak Bey'in. Rahatsız edilmek istemiyor. Burak, pencereleri açın, perdeleri de, her şeyi. Burak'cığım, iyi misin? Kapat şunu. Küveti hazırlayın siz. Neden bana döndüğünü haber vermedin? Üç gündür bu halde misin sen? Burak. Venüs, lütfen git buradan. Banyo 5 dakika sonra hazır. Tamam, siz çıkabilirsiniz. Yardıma ihtiyacınız var mı? Çık dışarı. Burak, bak bana. Ne oldu Balıkesir'de? Her şeyi öğrendin mi? Öğrendin. Bana söylemeyecek misin? Tamam. Önce bir suya gir, rahatla. Ondan sonra uzun uzun konuşuruz. Tamam, hadi gel. Ben varım artık yanında. Bundan sonra hep yanındayım. Onlardan çekinmene gerek yok. Senden korkuyorlar Burak. Bunu aklından çıkarma. Başını dik tut. Dün gece nasıl karşılarına dikildiysen şimdi aynen öyle dur. Ya düğünü mahvedebilirdin ya. Yapmadın. Bunun için sana teşekkür etmeleri lazım. Yapma Burak. Dün geceden beri ne söylüyorum sana? Bak. Ne yaşadığını, ne hissettiğini çok iyi anlıyorum. Ama yıllardır yaşadıklarını bir düşün. Sana yapılan haksızlığı düşün. Senin hayatını çaldılar ya. Senin olması gereken her şeyin üzerinde şu anda Barış oturuyor. Atilla Bey'in oğlu sensin, o değil. Ondan çok daha fazla hakkın var. Sahip oldukları her şeyde. Bak, seni geri çeviremezler. Asla reddedemezler. Herkesten sakladıkları gerçek gibi büyük bir güç var elinde. Basına duyursan, bir dava açsan ne olur halleri biliyor musun? Onlar biliyorlar. Onun için de çok korkuyorlar senden. Bu fırsatı değerlendirmen şart. Senden çaldıklarını geri almanın zamanı geldi. Hadi. İyi, şimdi git, çık karşılarına. Bak, seni püskürtmek isteyecekler. Ama sakın gerileme. Sen git onların üstüne. Unutma, şartlar senden yana. Güçlü olan sensin. Hadi. Ah be, Burak! Burak oğlum, çabuk! Arka bahçe, çabuk! Al topunu da, hadi! Hadi yavrum, hadi. Hadi gel. Niye? Beyefendiler geliyorlarmış, hadi görün ortalarda. Tatil bitti mi? Bitmiş, bitmiş. Hadi, sen görün ortalarda, güzel oğlum benim. Arka bahçeye git sen, hadi. Başta bana da geliyorlar mı? Geldiler bile, hadi. Hadi çabuk, çabuk, çabuk. Yaşasın. Tatil bitti. Baş sabahım geliyor. Yaşasın. Yaşasın.
Geliyor. Anne şu çocuğa yüz verme. Alttan alma sakın. Bu adama taviz vermek yok. Sakin olmakta fayda var Barış. Ben sana başka bir şey söylüyorum anne. Bu adam yıllardır harçlığı aldı oturdu. Eskisi gibi davran ona diyorum. Duracağı yeri biz. Lütfen Barış, beni zorluyorsun. Ne yapacağımı söyleyip durma. Tamam, hepimiz gerginiz zaten. Sen karışma. Ya ne olur tartışmayın. Canım, onu görmek zorunda değilsin. Yukarı çık istersen. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldin Burak. Geç otur. Yıllarca bir tek sorunun cevabını bulmaya çalıştım. Bir sürü şey kurdum kafamda. Ama bu aklımın köşesinden bile geçmedi bana. O kadar şaşkınım ki hala. O kadar üzgünüm ki. Seni çok iyi anlıyorum. Çünkü senin o zaman yaşadığını ben şimdi yaşıyorum. Hiçbir şeye, hiç kimseye değil. Bir tek sana üzülüyorum. Tamam. Şimdi esas meseleye... Nasıl şaşkın olduğumu anlatamam. Ben olmadığımı öğrendim. Başkalarının dayattığı bir hayatı yaşadığımı öğrendim. Bir anda kocaman bir boşluğun, kocaman bir yalanın içinde buldum kendimi. Bırak duygu sömürüsü yapmayı. Barış. Herkes bu hikayenin acısından payına düşeni fazlasıyla aldı. Senin kimseden farkın yok yani. Pazarlığı kızıştırmak için öyle acılı arabesk edebiyatı falan yapma. Ne pazarlığından bahsediyorsun sen? Bırak numarayı ya. Bir hak iddia edeceğimi mi düşünüyorsun? Ha? Derdin buysa korkma Barış. Hiçbir şey umurumda değil. Gerçeği istiyordum. Öğrendim. Bu bana yeter. Çok etkileyici. Barış, istersen Burak'ı dinleyelim. Atilla Bey'in serveti için savaşacak değilim. Eğer o isteseydi bana sahip çıkardı zaten. Ben kazayım. Ben istenmeyedim. Ben ayıp. Ne annem için bir fırsat olabilmişim, ne de babam için bir vicdan azabı. Bravo. Beni yok sayan, hiç sayan adamın parası değiştir benim için. Bak, eğer gerçekten böyle düşünüyorsan aferin sana. Başka türlüsünü düşünmem mümkün değil. Bu durumun tek mağduru da sen değilsin ayrıca. Hepimiz için büyük yıkım oldu. Benim evliliğimi Banu'nun da sağlığına mal oldu. Bu durumun üstesinden gelmek için çok uğraştık. Şimdi çok şaşkınsın, sarsıldın. Kolay değil tabii, anlıyoruz seni de. Ama bizim gibi zamanla sen de kabulleneceksin. Ayrıca hayatında hiçbir değişiklik olmayacak. Eskisi gibi her ay sana düzenli ödeme yapılacak. Hatta fazlasıyla. Yine kârdasın yani. Neden bu kadar hırçın olduğunu anlayabiliyorum aslında. Beni buraya çağırırken sonucun böyle olacağını bilmiyorum.
seni kahretsin. Tamam canım, tamam. Allah seni kahretsin.